Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Türkçe öğretmeniniz Orhan Emektar. Bugün sizinle büyük harflerin kullanıldığı yerlere değineceğiz inşallah. Peki büyük harfler nerelerde kullanılır? Hemen konuya girelim, çabucak bitirelim ve konuyu öğrenelim. Bir daha da hata yapmayalım. Biliyorum bazılarınız cümle içerisinde L harflerini, K harflerini kocaman yazmayı seviyorlar ama bundan sonra onlara son veriyoruz. Neden? Çünkü büyük harflerin nerede kullanılacağını şu anda en doğru şekilde öğreneceğiz. Peki nerede başlar? Tekerleme gibi. En başta bildiğimiz üzere cümlelere büyük harfle başlıyoruz. Ne demek bu? Yani bir cümleye başlarken noktadan, soru işaretinden, ünlem işaretinden sonra başlarken ne yapacağız? Büyük harf kullanacağız. Veya bir paragrafı başlarken. Aydınlık bir gelecek bizi bekliyor derken aydınlığın A'sını büyük yazarız. Çünkü o cümlenin başıdır veya o zamanlar kediden korkardım derken o sözcüğünü büyük harfle yazarız. Çünkü cümle başıdır. E, bu hayatta en çok seni sevdim diyorsa biri, ben de onu seviyorumdur muhtemelen, bu derken bunun B'sini büyük yazarız. E, çünkü cümle başı. Yaramaz bir çocuk oldu iyice, aynı benim kız gibi. E, ne olacak? Yaramazın Y'sini büyük harfle yazmak zorundayız. Çünkü o Cümlenin başıdır. Peki başka nerede kullanılır büyük harfler? E, şiirin dizelerini de büyük harfle başlatacağız. Şimdi gerçi yeni nesil şiirlerde büyük harfe, küçük harfe pek dikkat eden yok. Ama siz yine de kuralın bu olduğunu bilin ve şiir yazarken dizelerin ilk harfini büyük harfle yazmaya dikkat edin. Bir şiir örneği Cahit Külebi'nin çok sevdiğim bir şiiridir ve bunun ee, bir dörtlüğünü aldık. Sen Türkiye gibi aydınlık ve güzelsin, benim doğduğum köyler de güzeldi, sen de anlat doğduğun köyleri, anlat biraz derken bakın ee, dizelerin ilk harfini büyük harfle yazmış. Peki başka büyük harfler nerelerde kullanılır? Özel adlar büyük harfle yazılır dedik. Peki... Özel adlar nedir? İsterseniz bunlara değinelim hızlıca. Özel adlar sevgili öğrenciler, insan adlarıdır mesela. Benim ismim ne Orhan Emektar. İlk harflerini büyük harfle yazmam lazım. İnsan adından sonra veya önce gelen unvanlar, saygı sözleri, rütbe adları ve lakaplar. Bunlar da büyük harfle yazılacak. Çünkü hani özel ada bağlı bir şey bu. Mesela Orhan Bey dediniz. Bey'in B'si büyük harfle yazılmalı. Çünkü bu saygı sözüdür. Veya... İşte Doktor Orhan dedin. Doktorun D'sini büyük yazmak zorundasın. Veya lakap olarak işte gözlüklü Orhan dedin. Gözlüklünün G'si büyük olacak. Hani lakaplaşmışsa artık. Gözlüklü Orhan diye beni tanıyorlarsa artık onu hep büyük harfle yazmamız lazım. Saygı bildiren sözlerden sonra gelen ve makam, mevki, unvan bildiren kelimeler demiş. Mesela bir makam, Vali Orhan Bey dedi mesela. Valinin V'sini büyük yazacaksın. Çünkü Orhan bir özel ad ve ondan önce gelmiş bir makam ismi. Veya okul müdürü işte Orhan Bey dedi. Yine Orhan olarak örnek verelim. Kimsenin hakkına girmeyelim. Ee, hayvanlara verilen adlar da yine büyük harflerle yazılır. Çünkü onlar da özel attır Mesela kedimiz Minnoş, köpeğimiz Fındık gibi düşünün. Bunları büyük harflerle yazıyoruz. Yine millet boy oymak adları, mesela Türkler, Türk Milleti derken... T'yi büyük yazıyorsun. İşte boy olarak kayı boyu veya oymak olarak işte kuzu oyma falan diyebilirsiniz. Bunları da ne yapacaksınız? Büyük harfle yazmanız gerekiyor. Peki başka özel ada ne girer? Dil ve lehçe adları. Biliyorsunuz Türklerin kullandığı dile biz Türkçe diyoruz. Bunu büyük harfle yazmalıyız. Ee, İranlıların kullandığı dile ne diyoruz? Farsça diyoruz. Farsçayı fe, fe'sini büyük yazarız. E, Fransızların kullandığı dile ne diyoruz Fransızca e, yine onu da f'sini büyük harfle yazmamız gerekiyor devlet adları mesela Türkiye Cumhuriyeti büyük harfle yazılır din ve meslep neshep adları mesela İslamiyet Hristiyanlık Budizm gibi bu sözcükleri de büyük harfle yazıyoruz gezegen ve yıldız adlarını ise ne zaman terim anlamda kullanıldığı yani Gök cismi olarak bugün hava çok güneşli derken güneşin G'sini küçük yazıyoruz ama dünya güneşin etrafında döner derken terim anlamda yani gök cismi olarak kullandığımız için güneşin G'sini yine büyük harfle yazmamız lazım. Mesela ay sözcüğünü uzay cismi olarak kullanırsanız büyük ama şubat ayındayız derseniz küçük harfle yazmak zorundayız. Yine yer adları da mesela Tokat, Sivas gibi düşünün. Bunları da büyük harflerle yazmamız gerekiyor. Kurum, kuruluş ve kurul adları mesela e, Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü derken büyük harflerle yazıyoruz. Her harfini büyük harfle başlatıyoruz. Çünkü bu bir kurum, kuruluş, kurul adı maddesine giriyor. Yer adlarında ilk isimden sonra gelen deniz, nehir, göl, dağ, boğaz ve benzeri yani coğrafi ifadeler özel isimden sonra gelen. Mesela e, ne diyelim çarşamba ovası ne yaptı çarşamba zaten özel isim o yerin ismi. ...ova'nın o'sunu büyük harfle yazmalıyız. Van Gölü... ...Van'ın V'sini büyük yazacağım... ...ama Göl'ün G'sini de büyük yazacağım. Hatta bununla ilgili Teok'ta bir soru gelmişti. E, Mogan Gölü diyordu. Göl'ün G'sini küçük yazdığı için hatalıydı. Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak Adları. ...mesela Gazi Osman Paşa Mahallesi... ...veya Gazi Osman Paşa Meydanı... ...veya Gazi Osman Paşa Bulvarı... ...tokatta her yer Gazi Osman Paşa. E, Saray kök, han, Köşk Han kale, köprü, kule, anıt ve benzeri isimleri de yine büyük harfle yazılır. Tokat'ımızın en güzel yerlerinden Taşhan mesela veya eee Hıdırlık Köprüsü yine bu da bir e, bir yapıdır değil mi? Yapı ismidir. Bunları da büyük harflerle yazmamız gerekiyor. Başka neler? Tarihi olay, çağ ve dönem adları da yine büyük harflerle yazılıyor. Mesela Orta Çağ derken büyük harflerle yazacağız. Veya Lale Devri veya işte yükselme dönemi derken büyük harflerle yazmamız gerekiyor. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge adları büyük harflerle yazılır. Kitap, dergi, gazete ve sanat eserleri bir önceki videomuzda kitap isimlerinin nasıl yazıldığını gördük. Ulusal resmi ve dini bayramlar anma ve kutlama günleri. Mesela anneler günü büyük harflerle yazılır. Veya işte e, kurban bayramı diyorsunuz kurban ve bayram sözcüklerini büyük harflerle başlatmanız gerekiyor. Özel adlar böyle hızlıca geçmek gerekirse bu şekilde geçeriz. Peki başkan nerede büyük harfleri kullanırız? Büyük harfleri biz bir de belirli tarih bildiren ay ve gün adlarını yazarken. Mesela Şubat ayı dersen küçük harfle yazarsın ama işte 14 Şubat derken ne yapacaksın? büyük harfle yazmak zorundasın. Çünkü o belirli bir gündür. Örnekte daha iyi göreceğiz. 26 Haziran'da Tokat'a geldi. Normalde ben Haziran'ın H'sini küçük yazarım. Ancak başında 26 ifadesi bulunduğu için hangi Haziran olduğunu belirttiği için bana artık Haziran'ı büyük harfle yazacağım. Kim geldi 26 Haziran'da? Bunu da sen araştırıp bana söyleyeceksin. Peki 10 Şubat çarşamba günü doğdu diyor. Kim doğdu? Mesela atıyorum Kerem Doğdu. Ne olacak? 10 Şubat şeyi büyük yazdım. Çünkü hangi Şubat olduğunu biliyorum. Ve bu hangi çarşamba olduğunu da belirttiği için çarşambanın Ç'sini de büyük yazacağım. Veya 1453'ün Mayıs'ında İstanbul'daydı derken bakın Mayıs hangi Mayıs? 1453'ün Mayıs'ı. E bu belirli bir tarih olduğuna göre Mayıs'ın M'sini büyük yazacağım. Kim İstanbul'daydı 1453'ün Mayıs'ında? Ulubatlı Hasanlar, Fatih Sultan Mehmetler. Öyle değil mi? Hadi bir başka maddemize geçelim. Tabela, levha bu isimleri gördüğümüz yerde büyük harfle yazılması gerektiğini bileceğiz. Mesela bir tabela okul müdürü yazıyor. Ne olacak? Okulun O'su büyük, müdürün M'sini de yine büyük yazacağız. Çünkü bu bir levha. Ee, okula gittiğimiz zaman eğer o günleri görsek okul müdürümüzün tabelasına bakın. Ya hepsi büyüktür ya da bu şekilde yazılmıştır. Veya kütüphane. Ne yapacağım? Bu tabelayı yazarken K harfini büyük harfle yazacağım. Veya bir lokanta açtım. İsminde melek lokantası koydum. Yine ilk harflerini büyük harfle yazmak zorundayım. <laughs> Yine başlıkları da büyük harflerle yazmam gerekiyor. Tabii bunda bir kuralımız var. Bağdaşların yazımı ile ilgili birazdan göreceğiz. Mesela Kürk Mantolu Madonna. Bir kitabın ismi. Ne olacak? Bunu ilk harflerini büyük harflerle yazıyorum. Ee, kibritçi kız ...mesela bu da bir kitap ismi... ...ne olacak kibritçi ve kızı... ...büyük harflerle yazıyorum normalde... Ee, ...mesela bir çizgi film ismi... ...Ege ile Gaga veya Maysa ile Bulut... E, ...TRT Çocuk'ta çıkan... E, ...çizgi filmlerden... ...eğer... ...tamamını büyük harfle yazarsanız... ...Ege ile Gaga'da olduğu gibi... ...bağlıç olan ve veya ya da ile gibi... ...sözcükleri de... ...büyük harfle yazarsınız hepsini... ...ama bak hepsi büyük harfle yazıldığında... <laughs> Eğer sadece baş harflerini büyük harfle yazıyorsanız Mayse ile Bulut'taki gibi ne yapacaksınız? Bu ile bağlacını, ve bağlacını veya bağlacını e, küçük harfle yazmanız gerekiyor. Tekrar ediyorum. Hepsi büyük harflerse bağlaçlar da büyük. Sadece baş harfleri büyükse bağlaçları küçük harflerle yazıyoruz başlıklarda. Bu önemli bir nokta. Size eğer soru gelirse ben olsam buradan soru sorardım. Çünkü güzel bir ayrıntı. Yani herkes bilir başlığın büyük harfle yazıldığını. Bazı kısaltmaları da büyük harflerle yazıyoruz. Mesela TÜBİTAK, Türk Hava Yolları'nın kısaltması THY, Türk Tarih Kurumu'nun kısaltması TTK, ee, Türkiye Erezyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı'nın kısaltması TEMA yine bu şekilde yazılıyor. Ve bunlara ek getirirken eğer biz bunu sözcük gibi okuyabiliyorsak TÜBİTAK'ta olduğu gibi, bak TÜBİTAK'ta okunuşuna göre getiririz. Eğer ek getirirken baş harfleri alınmış ama sözcük gibi değilse Türk Hava Yolları. Ne bunun kısaltması? THY. Buna ek getiriyoruz. Mesela Türk Hava Yolları'ndan bilet aldım derken dan ekini getiriyoruz. Ama kısaltmaya yazdıysa THY'den diye. Çünkü Y diye okunuyor. Bazıları sondaki K harfini Türk Dil Kurumu mesela TDK diyor. Bu harfin okunuşu K değil K olduğu için mesela Türk Tarih Kurumu'ndan derken TTK'den diye eki getirmemiz lazım. İşte sevgili öğrenciler büyük harfleri biz buralarda kullanırız. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.